Merhabalar. Önceki derste Revit VLA derslerine giriş yaparak, Revit'te VLA'nin arayüzüne bakmıştık. Bu derste VLA'nin Ribbon şeridi üzerindeki panel özelliklerine giriş yapalım. Ribbon şeridindeki ilk panelimiz, önceki derste de söz ettiğimiz gibi View paneli. View panelinden Current View seçeneğiyle render almak istediğimiz kamera sahnelerini seçebiliriz. Şu anda daha önceden bu proje için hazırladığım örnek sahneler bulunmakta. Bu sahneler aslında 3D views görünüşleri altındaki hazırladığımız kamera sahneleridir. Şimdi başlangıç için ilk renderımızı alalım. İlk renderımızı almadan önce sahnemizin tümünü tek bir malzeme ile kaplayalım. Malzeme atama özelliklerini sonraki derslerde detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdilik basitçe ilk renderımız için malzeme atayalım. Bunun için asset panelinden asset editor seçeneğine gelerek buradaki wire'ın generic malzemesini projemize ekleyelim. Şimdi projemize eklediğimiz malzemeyi, Apprentice Manager seçeneğiyle projedeki opak ve RPC malzemelerin tamamını projemize eklediğimiz V-Ray Generic malzemesiyle değiştirelim. Şimdi de View panelinden render almak istediğimiz sahneyi seçelim. Şu anda açık olan Sahne 9'u seçiyorum. Seçtiğimiz sahnenin renderini almak için Render panelinden Render Production butonuna tıklayalım. Burada bilgisayarımızın performansına göre render alma işlemi için biraz bekleyebiliriz. Bu arada eğer final render almıyorsa kalite panelinden render kalitemizi düşük tutarak bekleme süresini kısaltabiliriz. Evet gördüğümüz gibi başlangıç için hiçbir ayar yapmadan sahnemizin tamamını V-Ray'in genel malzemesiyle kaplayarak ilk renderımızı aldık. Çalışmaların çoğunu genelde bu proje üzerinden yapıp en son malzeme, doku ve ışık ayarlarını yapıp final iç dış render almayı göreceğiz. Hazır bir sahne üzerinden render aldıktan sonra şimdi de yeni bir render sahnesini nasıl oluşturacağımıza bakalım. Bunun için önce kameramızı yerleştirmek istediğimiz kat planlarından birini seçelim. Burada level 1 kat planını seçiyorum. Şimdi oluşturmak istediğimiz sahneye göre bir kamera yerleştirelim. Bunun için araç çubuğunda yer alan 3D View butonunun yanındaki oka tıklayarak ya da View sekmesinden 3D View butonunun altındaki oka tıklayarak kamerayı seçebiliriz. Yeniden View sekmesine gidelim, kamerayı seçelim. Kamerayı seçtikten sonra imlecin ucunda kameranın aktifleştiğini görebiliyoruz. Şimdi sahnemizi oluşturmak istediğimiz yere kamerayı tıklayarak yerleştirelim. Kamerayı yerleştirdikten sonra kamera görüş açımızı ayarlamak için imleci sola, sağa ve yukarı kaydırarak görüş açısını değiştirebiliriz. Görüş açımızı belirledikten sonra son olarak imleci tıklayarak sahnemizi oluşturalım. Evet, gördüğümüz gibi sahnemiz otomatik olarak açıldı. Burada crop region ile sahnemizin kırpma bölgesini yani görüntü sınırlarını ayarlayabiliriz. Görüntü sınırlarını oluşturduktan sonra burada oluşturduğumuz sahnenin 3 görünümlere de otomatik olarak eklendiğine dikkat edelim. Dilersek sahnemizin adını buradan değiştirebiliriz. Mesela örnek sahne olsun. Sahneye yeniden döndüğümüzde yeni bir sahne oluştururken proje içerisindeki mes kütlelerini göremeyebiliriz. MES kütlelerinin görünürlüğünü açmak için MESING Insight sekmesinden Mesh Form ve Kütle Görünürlük seçeneğini aktifleştirebiliriz. Ya da VG kısa yoluyla Visibility Görünürlük ayarlarından MES görünürlüğünü açabiliriz. Benzer şekilde sahnemizin Revit içerisindeki görünürlüğünü netleştirmek için Grafik Display Options ayarlarından Smooth Lines with Anti-Aliasing seçeneğini aktifleştirerek çizgileri netleştirip ya da Cast Shadows ve Show Ambient Shadows seçenekleriyle gölgeleri açabiliriz. Burada yaptığımız işlem ile sadece Revit içerisindeki görünürlüğü netleştiriyoruz. Yani alacağımız render'ı etkilemiyoruz. Yeniden View sekmesine geçelim. Şimdi oluşturduğumuz sahnenin renderını alalım. Bunun için Current View seçeneği ile oluşturduğumuz yeni sahneyi seçelim. Ve render'ı başlatalım. Gördüğümüz gibi farklı kamera açılarına göre yeni sahneler oluşturabiliriz. Şimdi de oluşturduğumuz sahnelerin kamera görüş açılarını nasıl değiştirilebileceğine bakalım. İlk olarak sahnemiz açıkken sağ tarafta bulunan navigasyon aracını aktifleştirelim. Navigasyon aracını aktifleştirdikten sonra imlecin ucunda imlec ile beraber hareket ettiğine dikkat edelim. Burada çeşitli seçenekler bulunmakta. İlk olarak zoom aracı ile modelimizi imlecin bulunduğu yere yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz. Orbit ile modelimizi pivot yani merkez noktasından döndürebiliriz. Center ile modelimizin pivot yani merkez kabul edilen noktasını değiştirebiliriz. Mesela merkez noktasını buraya alalım, görüntümüzü düzeltelim. Şimdi orbit ile yeniden döndürelim. Yine benzer şekilde pan ile modelimizi kaydırabiliriz. Walk ile mouse hareketine göre yürüyebiliriz. Up down ile yukarı ve aşağı kaydırabiliriz. Look ile görüş açımızı değiştirebiliriz ve son olarak Rewind ile önceki sahnelere dönebiliriz. Yine navigasyon aracının hemen altındaki seçeneklerle navigasyon aracını farklı görünümlerle özelleştirebiliriz ya da hemen altındaki zoom aracıyla çalıştığımız bir bölgeyi çizerek yakınlaştırabiliriz. Benzer şekilde Fly uçuş modunda model içerisinde yön tuşları ile farklı açılar yakalayabiliriz. Bu derste View görünüm panel özelliklerine bakarak yeni sahne oluşturmaya baktık. Bu tarz içerikler için abone olarak destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.